Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Emre Sarıcı ile birlikteyiz. Biraz kendisinden bahsedecek, biraz da Katip Şadi ile ilgili konuşacağız. İlk olarak Emre Sarıcı kimdir? Biraz kendinden bahseder misin Emre? Teşekkür ederim Zafer'cim. Öncelikle hoş geldin. Şöyle kendimi tanıtayım sizlere. 1992 yılında İstanbul'da doğdum. Giresun Görele Arduş köyündenim. 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girdim. Ve buradan 2017 yılında mezun oldum. Müzisyen olarak hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda müzik öğretmeni adayıyım. Kemençe eğitmenliği yapıyorum hali hazırda. 4 yıldır açmış olduğumuz kemençe okulunda. Bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Emre, kaç senedir kemençe çalıyorsun? Kaç yılında kemençeye başladın? Kemençeye 2007 yılında başladım. 16 yaşındaydım. Daha öncesi ilkokul yıllarımda bağlamayla tanışmıştım. 16 yaşımda Uğur hocamla tanıştım. Uğur Ural. Kendisi kemençe de çalıyordu. Buradan selamlar hocamıza. Buradan da selamlarımız olsun Uğur hocama. Daha sonra Uğur hocam beni Mehmet Gündoğdu hocama yönlendirdi. Tabii ki Mehmet hocanın yanına gittiğimde bir yıllık kemençeciydim. Kendisinden 2008-2015 yılına kadar bir fiil ders aldım. Yanında bulundum. Kemençe eğitimi aldım. Usta-çırak ilişkisiyle beraber beni öğretti, yetiştirdi. Kendisinin hakkını ödeyemem. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu şekilde hala çalışmalara devam ediyoruz. Okul hayatım bittikten sonra kendime müzik okulu açtım. Burada kemençe eğitmenliğine devam etmekteyim. Aynı zamanda da müzik öğretmeni adayıyız ve atanmayı bekliyoruz diyelim. her öğretmen gibi, evet. Her müzik öğretmeni gibi biz de atamayı bekliyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Evet. Emre, Katip Şahat hocamız kaç yılında nerede doğmuştur ve kemençe serüveni nasıl gelişti? Bir hocası da kimdir? Biraz bilgi alabilir miyiz? Katip hocamız 1938 Giresun Görele Dere Kuşçulu Köyü doğumlu. Kendisi 9-10 yaşlarındayken kemençeye başlamıştır. İlk olarak babası sayesinde kemençeyi sevmiş, tanımıştır. Hatta babası kemençe havalarını ağzıyla çalarak Katip hocamıza öğretmiştir. Daha sonra Katip hocamız Durkaya lakabıyla bilinen Karadeniz'in en büyük kemençe üstadlarından birisi olan Kemal İpşir Durkaya ile tanışmış. Kendisi hocası olmuştur. Bir usta çırak ilişkisiyle Katip hocamız onun öğrencisidir. Ve Durkaya ekolünün en büyük temsilcilerinden birisi de Katip hocadır. Emre, Katip Şadi dendiğinde, Katip Şadi hocamızın ismini duyduğunda ilk aklına ne geliyor? Sence Katip Şadi hocamızın kemençe yeri nedir? Katip Şadi denildiğinde benim aklıma öncelikle çok ustaca kemençe çalması, horonculuğu, türkücülüğü ve birçok özelliği. Yani bir bütün olarak Katip Şadi'yi düşünebiliriz. Onun kemençe çalarken kemençe hakimiyeti, kemençede uyguladığı farklı teknikler, mesela bunlardan bazıları kemençeyi keman gibi omuzuna alarak adeta bir keman gibi çalması, bağlama gibi çalması. Daha sonra kemençede de diğer ustalardan ayıran bir özelliği de var Katip hocamızın. Gravata vurma taktiği. Yani kemençede resmen bir vurmalı saz gibi kemençeden çalınan esere göre ritim tutarak eşlik etmesi. Katip Şadi'yi kısaca bir bütün olarak kabul edebiliriz. Benim aklıma bu geliyor ve çok önemli bir üstattır. Sorulduğunda veya duyulduğunda, ismi duyunca bence ben şöyle söyleyeyim, bir durulması gerekiyor yani. Evet. Konuşulmadan önce bir düşünmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ve şunu da ayrıca söyleyeyim. Katip Şadi hocamız gerçekten bir köprü niteliğini taşıyor. Çünkü yaptığı plak, onlarca plak, onlarca kaset, sayısı belli olmayan özel muhabbet dolma kasetleriyle beraber birçok kez Katip hocamızı dinleyebildik. Duymadığımız eserleri hep onda duyduk. Yani Katip Şadi bizlere çok büyük bir miras bıraktı aslında. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Biz de ondan gördüğümüzü doğru bir şekilde çalmaya ve aktarmaya gayret ediyoruz inşallah. Emre, Katip Şadi hocamızla bir anım var mıdır? Bir paylaşma imkanı olur mu? Yani biz de merak ediyoruz. Bir tane anımı şöyle anlatayım. Ben o zaman 2012 yılında 4 yıllık, 5 yıllık kemençeciyim. Görele'de bir düğüne davetliyim kemençeci olarak. Bir zıva düğünü Görele'de. Neyse, düğüne Katip hocamız da davetliymiş. Ama bilmiyorum, hani bana kimse söylemedi Katip hocamız da düğünde diye. Zor bir olay, aynen. Yani o, yoksa ya çekinerek gideceğiz ya da gitmeyeceğiz yani, iki türlü. Ve düğün alanına gittim. Oradaki misafirler bizi düğün salonunun bir odasına davet etti.
Hani düğün sahne sıramız gelene kadar orada müzik yapalım, çalalım gibisinden. Neyse müdüriyet olur düğün salonlarda. Çıktık düğün salonun müdüriyetine. Ondan sonra acaba orası da biraz loş ışıklı, karanlık bir odaydı. Şimdi orada arkadaşlarla hep beraber oturduk. Kemençe çalmaya başladım. Aradan bir 5 dakika falan geçti diyelim. Sohbet sırasında arkadaşlardan birisi dedi ki, Katip hocam nasılsın? Sağ tarafıma bir döndüm. Katip Şadi meğersem bizim odadaymış yani. O müdüriyette oturuyormuş o da. Ya ben bir çekindim, bir korktum. Sonuçta Katip Şadi'yi görüyorsun yani. Aynen. Ama şu da var. Katip Şadi orada nasıl fark edemedik? O da var yani. Meğersem Katip Şadi de düğüne davetliymiş. Onun orada olduğunu bilsem o kadar öyle rahat çalamazdık herhalde. Eller kollar tabii. Yani tabii ki. Titredi falan. Tabii ki. O, tabii ondan ki. Sonra çalarken falan tabii ki biraz daha heyecanlanmışsındır. Daha sonra tabii ki. Daha dikkatli çalmışsındır. Çalmadın mı orada? Yok orada çalmadım. Şöyle çalmadım. İlk önce Katip Şadi'yi davet ettiler şey çalması için. Daha sonra Katip hocamızı başka yere davetliymiş. Oraya gitti. Daha sonra ben sağ bana kaldı. Öyle çaldım rahat rahat diyelim. Hiç unutmuyorum şunu da. Katip Şadi hocamız sahneyi bitirdi. Kapıda onu uğurluyorum. Hocam dedim görüşmek üzere. Ellerinizden öperim. Hayırlı vazifeler dedi bana böyle. Yani o benim için çok önemliydi gerçekten. Yani hiçbir büyük gönüllülük görmedik. Biz o zaman çocuğuz. Bizimle beraber ilgileniyordu. Sorularımıza cevap veriyordu. Oturuyordu bize çalıyordu. Merak ettiklerimizi söylüyordu. Anlatıyordu. Ustaları anlatıyordu. Eskileri anlatıyordu. Yani böyle bir anımız oldu. Ne güzel. Yani güzel bir an olmuş gerçekten. Yani o süreç bende de oluyordu böyle. Bir hocamın yanında olduğum zaman evet. Ne kadar profesyonel o şey olsam bile sabah akşam o parçayı çalsam bile olmuyor yani olmuyor. Gerçekten olmuyor. Yani. Gerçekten elin öyle. Kolun titriyor yani. Ne kadar hakim de olsan ustanın yanında çalmak farklı bir şey. Emre son olarak Katip Şadi hocamızın en sevdiğin, en beğendiğin çalarken böyle zevk duyduğun eseri hangisi? Bir de böyle bir son olarak bir şey eklemek istediğin bir şey varsa söyleyip bitirebilir. Katip Şadi hocamızın bütün eserlerini beğenerek dinliyorum. Çalıyorum. Tekrardan Allah'tan rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun. Ve bütün ölmüş kemençe üstadlarımızın da mekanı cennet olsun diyorum. Hocamızdan da en çok sevdiğim, dinlediğim, çaldığım eseri Kaymakam Havası'dır. Çok severim. Benim için bir farklı yeri vardır Kaymakam Havası'nın. Biraz senden çalıp söylemeni tabii ki. İstesek. Hay hay efendim. Of of, ah ki dikan nedendir, doldu da daşamıyı. Yap yalım sevdalık, yapanlar yaşamıyı da yapanlar yaşa. Yap mı yalım sevdalık, yapanlar yaşamıyı da yapanlar yaşa. Sağlık. Çok sen teşekkür de sağ ol, ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.